Uyar Medya kanalından herkese merhaba, son dakika emekli haberleri için kanala abone olmayı unutmayın. En son Temmuz ayında zam alan emekliler için, her ay verilen ek ödemelerin artışı gündeme geldi. Emeklilerin her yıl aldığı iki ikramiye, her ay maaşına eklenen ek ödeme ve 3 yıl D bir verilen banka promosyonu yeterli olmuyor. Emekliler ek ödemelerin artırılmasını talep ediyor. Peki emekliye ek ödeme 602 TL mi yapılacak? SGK, SSK ve Bağkur emekliler 3 yılda bir verilen banka promosyonları, yılda iki kez yapılan zam ve aylıklarına yapılan ek ödemeler yeterli gelmiyor. Enflasyon oranı arttıkça emeklinin beklentisi de artıyor. Emekliye vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü eksi 5'ini kapsıyor. Maaşın yetersiz kaldığını belirten emekli vatandaşlar ek ödemenin artması için şikayetler de bulunuyor. Türkiye Emekliler Derneği, TÜED, yeni oran yüzde 8 ila 10 olarak belirlensin çağrısını yapıyor. Eğer TÜED'in çağrısı kabul edilirse birçok emeklinin ek ödeme tutarı ilk katlanacak. SGK, SSK ve Bağkur emeklilerine hala emekli maaşı 1369 ,96 lira 96 kuruşun altında olanlara %5, üstünde olanlara %4 ek ödeme veriliyor. Eğer TÜED'in bu çağrısı gerçekleşirse emekliye verilen ek ödeme de artış olacak. Hatta birçoğunda ikiye katlanacak. 1500 lira olan emekliye 60 lira yerine 150 50 lira verilecek, 2000 lira olan emekliye 80 lira yerine 200 lira verilecek, 3000 lira olan emekliye 120 lira yerine 300 lira ek ödeme verilecek, Bağkur ve SSK emeklilerine verilen en düşük ek ödeme ise 59,94 liradan 119,88 liraya yükselecek, Bağkur ve SSK emeklilerine verilen en yüksek ek ödeme de 241,15 liradan 602,87 liraya yükselecek, emeklilere verilen ek ödeme zammının yetersiz olduğunu, tekrar ek ödeme zammının yapılması gerektiğini belirten TÜED, yeni oran %8 ila 10 olarak belirlensin, çağrısını yaptı, eğer yetkililer bu çağrıya cevap verirse, maaşlarının %4'ü yerine %8 ya da 10'u oranında ek ödeme verilecek, Bağkur ve SSK emeklileri de kendi zamlarının ne kadar olacağını merak etmeye başladı, Bağkur ve SSK emeklisine ek ödeme zammı ne kadar, Bağkur ve SSK emeklilerine emeklisine ek ödeme zam mı gelecek mi? Bağkur ve SSK emeklisi ERTÜED in çağrısı cevaplanırsa emeklilik aylıklarına zam yapılacak. Bağkur ve SSK emeklisi ek ödeme zammı ise şöyle olacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin gelirinde ek ödeme zam oranı %8 olursa 255, %10 olursa 382 liraya kadar bir artış olacak. Yani Bağkur ve SSK emeklisi maaşını 6375 lira alıyorsa en yüksek maaş alan emekliye 255 lira yerine 510 lira ya da 637 lira ek ödeme verilecek. TÜED Başkanı Kazım Ergün ve Genel Sekreter Gazi Aykırı emekliye verilen ek ödemeye zam için mektup yazdı. Peki emekliye ek ödeme zam mı ne zaman? Emekliye ek ödeme zam mı gelecek mi? TÜED, koronavirüs salgınından dolayı alınan kararlardan memnun olduklarını belirten bir mektubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdi. Dernek Başkanı Kazım Ergün ve Genel Sekreter Gazi Aykırı imzasıyla gönderilen mektupta, toplumun yaşam tecrübesi en yüksek topluluğu olan biz emekliler, sürdürülen mücadele içerisindeki gayretleri takdir etmekteyiz. Bu küresel sıkıntıyı atlatıp evlatlarımıza kavuşacağımız günleri özlemle beklemekteyiz. Bu bekleyişimizde samimi gayretlerinizle sürdürdüğünüz mücadeleyle bizlere umut olduğunuz için başta zat halinize ve şahsınızda bütün kamu görevlilerimize minnetimizi ve dualarımızı yolluyoruz. Ek ödeme almayan vatandaşların merak ettiği emekliye ek ödeme nedir? Emekliye ek ödeme neden verilir? Sorularının cevabını verelim. SSK, SGK ve Bağkur emeklilerine aylık belirli oranda verilen ek ödeme 5454 sayılı kanunla verilir. Bu kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda ödemeler yapılır. 2006 yılı öncesinde ek ödeme olarak değil de vergi iadesi olarak yapılan bu ödeme 2 2006 yılı sonrasında ek ödeme olarak isim değişikliği yaptı. Ek ödeme miktarlarında yapılan değişiklikler için her yıl memur aylık kat sayısında meydana gelen artış oranları dikkate alınıyor. Ek ödeme alan binlerce vatandaşlar emekliye ek ödeme nasıl hesaplanıyor sorusunun cevabını merak ediyor. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak geçen ek ödeme, 2006 yılı sonrasında ek ödeme adı altında emekliye veriliyor. Emekliye ek ödeme hesaplaması ise şöyle yapılıyor maaşının %4'ü ek ödeme olarak emeklilerin hesabına ek ödeme adı altında yapılıyor. Bu oran emeklilere göre değişmiyor. Her emekli de aynı kalıyor. Her yıl emekliye ek ödeme için iki kere zam yapılıyor. Bu ek ödeme zamları o yılın Ocak ve Temmuz aylarında yapılıyor. Ek ödeme tutarları zamlarla birlikte artış gösteriyor. Binlerce emeklinin merak ettiği konulardan birisi de hangi emeklilerin ek ödeme alacağı sorusu oldu. Peki ek ödeme alma şartları nedir? 5454 4 sayılı kanunla ek ödeme kapsamına alınanlar açıklanmıştır. Bu kanun kapsamından primli, primsiz ödemeler statüsünden aylık gelir alanlar da yararlanmaktadır. 2020 emekliler için kazanç yılı oldu. Ocak'ta maaşları artan, ikinci promosyonlarını zamlı alma imkanına kavuşan, Ramazan Bayramı ikramiyesini erken cebine koyan emeklilerden ek ödeme dahil aylığı 1500 liranın altında olan 650 bininin de yapılan ekstra artışla bu aydan itibaren kazancı yükseldi. Emekliler Temmuz'da zam ve bayram ikramiyesi almaya hazırlanırken ek ödeme tutarının da artırılmasını istiyor. Her ay maaşlarının %4'ü oranında ek ödeme alan emekliler bu oranın yükseltilmesini talep ediyor. İki farklı formül gündemde. Ek ödemenin çalışanlara ödenen asgari geçim indirimine AGI eşitlenmesi ya da maaşın %10'una çıkarılması. Çalışanlara her ay ödenen AGI, kişinin evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 220,73 ile 375,23 lira arasında değişiyor. Bu tutarlar her yıl asgari ücretle birlikte artıyor. Eğer ek ödeme AGI'ye eşitlenirse emekli de her ay en az 220,73 lira en çok 375,23 lira ek ödeme alacak. Ek ödemenin AGI ile eşitlenmesi talebini Türkiye Emekliler Derneği gündeme taşıdı. TÜED Başkanı Kazım Ergün emeklilere vergi iadesinin yerine getirilen %4 ila 5'lik ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını belirterek şöyle konuştu: "Çalışanlara vergi iadesinin karşılığı olarak uygulanan asgari geçim indirimi bekar bir işçi için 220 lira, çalışanlarda en düşük vergi indirimi tutarı 220 lira iken, 1500 lira aylık alan bir emeklinin %4 karşılığı ek ödemesi aylık 60 lira, ek ödeme oranlarının ivedilikle yükseltilmesini istiyoruz.